Yine evlat edinme kurumuyla alakalı daha detaylı. Evlat edinme İslamiyet'te yoktur. Ancak koruyucu aile olunabilir. Evlat edinmenin İslamiyet'te olmadığını da yine Ahzab suresi 4. ayetten anlıyoruz. Allah hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır. Zihar yaptığınız eşlerinizi anneleriniz saymamıştır. Evlatlıklarınızı da kendi evladınız saymamıştır. Bunlar dillerinizde doladığınız geçersiz sözlerdir diyor Allah-u Teala. Allah gerçeği söyler, o doğru yolu gösterir. Demek ki hani bu benim evladım dediğiniz kişi sizin evladınız olmaz. Olsa olsa sizin evlatlık dediğiniz kişi dahi öz evladınız yerine geçmeyeceği gibi bu ayetin arkasından hemen gelen Ahzab suresi 5. ayetten demin bahsetmiştik. Onların babalarının adıyla çağrılmalarını da Allah-u Teala emrediyor. Yani siz herhangi bir çocuğu yetiştirmek için, ona destek olmak için yanınızda barındırsanız, bulundursanız ve ona evlatlık olarak kabul etseniz dahi o yalnızca kendi babasının evladıdır gerçek olarak. Siz ona koruyuculuk yapmış olursunuz. Bu tam olarak günümüzdeki koruyucu aile mantığına aslında uymaktadır. Ve çocuğun soyadını değiştirip işte kendi nüfusunuza geçirmeniz, onun kendi öz evlatlarınızla aynı şekilde muamele görmesi Kur'an-ı Kerim'e uygun değildir. Muamele görmesi derken eğer babalarını bilmiyorsanız diyor Ahzab suresi 5. ayette onlar din kardeşlerinizdir ve yakın dostlarınızdır diyor. Tabii ki onlara kardeşimiz gibi muamele edebiliriz. Fakat evlat ile evlatlık Kur'an-ı Kerim'e göre aynı değildir. Bu yüzden evlatlık diye bir kurum yoktur. Koruyucu aile olunabilir. Bugün mesela Batı hukukunda evlatlık denen kişi evlatlık edindiği ailenin mirasçısı da olur. Maalesef aynı şey bugün Türkiye'de de uygulanıyor. Birisi birisine evlatlık ediniyor ve asıl o maldan miraslar bir şey alamıyor. Bu evlatlık alıyor. Evlatlık mirastan zırnık alamaz yani. Hiçbir şey alamaz. Ha, geçinemiyorsa, rahatsızlığı varsa, bir takım maddi yardımlara ihtiyacı varsa Allah-u Teala onu da Nisa suresinin 9. ayeti diyor ki kendileri geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde onlar hakkında endişeye kapılanlar, yetimler hakkında da ürperip korksunlar, Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar. Yani o evlatlık olarak bak çocuk sen vefat ettiğin zaman ya da bir yardım ettiğin birisi var, bir şey var, aile var, şu var, bu var, geçinemiyor. Sen vefat ettiğin zaman onlar bakımsız kalıyorsa onlara da bu miras malından ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde verilir ama mirasçı olamazlar. Yardım yapılır. Bakımın üstlendiği şeye destek verilebilir ama mirasçı asla olamaz.